Deneyeceğim. Şöyle sormayı deneyeyim. Özür dilerim. İrfan Aktan bugün bir yazı kalemi aldı. İrfan Aktan gazeteci artı gerçekte yazı yazıyor. Ve Başak Demirtaş'ın ben aday olabilirim partim uygun görürse açıklamasını ilk haberleştiren gazeteci. Yani iyi biliyor süreci. Dedi ki, yani uzun bir yazı elbette. Şöyle özetleyebiliriz. AK Parti ile bir takım görüşmeler yapıldı. DEM Parti ile AK Parti arasında bir takım görüşmeler yapıldı. Üç talep vardı. Onları sıralıyor İrfan Aktan yazısında. İşte Kobani davasına ilişkin bir talep. Ondan sonra kayyum atamalarına ilişkin bir talep. Ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması şu anda ekranda. İrfan Aktan'ın yazısı. Şimdi buna ilişkin bir sonuç alınabilir mi? Yani AK Parti bir siyasi pozisyonu değiştirmesi konusunda bu meseleye HDP'ye ilişkin, DEM Parti'ye ilişkin bir mesafe alınabilir mi diye bir yoklama yapıldı. Ve bundan bir sonuç alınamayacağı görüldüğü vakitte Başak Demirtaş adaylıktan çekilme kararı aldı. Bunu da işte ilk açıklamasındaki ifadesiyle, yani bir katkı sağlayacaksa ifadesiyle, yani katkı sağlamayacağını gördü ve vazgeçti. Böyle oldu mu? İrfan Aktan'ın yazısındaki bu anlatımı için ne dersiniz? DEM Parti ile AK Parti arasında bir görüşme oldu mu? Bu üç talep, üç başlık daha doğrusu masaya geldi mi? Ve buna ilişkin AK Parti'den bu üç başlıktaki taleplere ilişkin ret yanıtı geldi mi Mehmet Rüştü Bey? Yani şöyle söyleyeyim, iki siyasi parti arasında, Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Parti arasında doğrudan iki siyasi parti arasında bir görüşme gerçekleştirilmediğini bütün yalınlığıyla ifade etmek isterim. Ama bu bizim görüşmelere açık olmadığımız, görüşmelere kapalı olduğumuz biçiminde lütfen algılamayın. Ama Doğrudan görüşme olmaması ne demek Mehmet Rüştü Bey? Yani dolaylı görüşme olmuş olabilir mi demek bu? ya şöyle, hayır, kastettiğim şey şu. Bakın, iki siyasi parti arasında bir görüşme olsa, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı partimizi ziyaret etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettik. Heyetler arasında bir dizi çalışma yürüdüğünü kamuoyuna söyledik, paylaştık. Yani bu gizlisi olan bir şey değil. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Parti arasında doğrudan bir görüşme yok. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani mesela söylediğiniz taleplerin her birisi seçimden bağımsız olarak ve bundan daha fazlası uzunca bir süredir gündeme getirdiğimiz konular, tartıştığımız konular. Yani bu seçimden bağımsız. Başak Hanım'ın adaylığını açıklamak istemesinden bağımsız talepler zaten. Bunu partimiz adına yetkili kişiler Adalet Bakanı'na da iletiyorlar. Bunu partimizdeki yetkili kişiler Meclis Başkanı'na da iletiyorlar. Bunu partimiz adına yetkili kişiler mecliste genel kurul konuşmalarında dile getiriyorlar. Biz katıldığımız televizyon programlarında da dile getiriyoruz. Yani bu talepler ve bundan daha fazlası aslında dile getirdiğimiz talepler. Sayın Evet. Başak Demirtaş bu konuda bir ışık görmediği için, bir adım atılacağı ışığı görmediği için bu konuda bir geri adım atmış mı diye soruyorsanız, doğrusunu söylemek gerekirse ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Anladım. Yani sevgili İrfan bunu Başak Hanım'la yaptığı yeni bir görüşmeden sonra mı aktardı, onu da bilmiyorum doğrusunu Anladım. söylemek gerekirse. Ama iki parti arasında yürüyen görüşmede bir tıkanıklık yaşandığı için böyle bir karar alındı diyorsanız, böyle böyle bir şey evet diyemem. Yok çünkü böyle bir şey. Anladım. Peki. İbrahim Bey, sizce ne oldu bu süreçte? Yani Başak Demirtaş'ın adaylık kararı almasını, açıklaması yapmasını nasıl değerlendirdiniz? Sonra bundan vazgeçmesini nasıl değerlendirdiniz? Şimdi orada bu her iki hareketinin de gerekçesini bilmiyor olmamız ve kamuoyunun evet ya böyle olmuş olabilir diyeceği netlikte bir açıklamalar da şu ana kadar ne olayın kahramanlarından ne de DEM Parti tarafından gelmediği için biz bunu tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi kıymetli milletvekili de takdir eder ki ortada bir şey var. Hala kamuoyunun anlamadığı bir şey var. Yani günün birinde üstüne üstlük köken olarak siyasetçi olmayan bir insan kalkıyor ve bir açıklama yapıyor İstanbul'a aday olabileceğine dair. Türkiye'deki yarışın